Beni burada görmesin ama. İleride problem olur. Bir şey olmaz abi. Yukarıda odada kilitli. Narin Şadi'yi aramak için gelip benden de yardım istedi. Şimdi ileride karşılaştıklarında beni burada gördüğünü söylerse bu hiç hoş olmaz. İkimiz için de. En büyük sıkıntımız bu olsun abi. Bir şey olmaz. Çok güzel bunlar Şadi. Çok şanslıysan. Bak, ben buradan kaçsam sen şimdi in aşağı. Bu Tatyana'yla böyle bir gürültü patırtı çıkar, tamam mı? İyice bağırış çığırış yani. Yok olmaz, olmaz Şadi. Çok tehlikeli. Durur bizi bu manyak. Ya kızım, manyak mısın? Niye öldürsün seni ya? Adam hasta. Manyak bunun şuuru gitmiş, aklı kaçmış bunun. Şimdi benim buradan bir şekilde çıkmam lazım. Sen şimdi in aşağı, tamam mı? Ben buradan gideceğim. Sen de bana yardım edeceksin. Nasıl çıkacaksın sen buradan? Ya dur bakalım. Bakacağız. Aferin sana çiçekler. Çok güzel oldu. Kuşlar. Надо помочь Шади. Daha ne kadar tutabilirsin ki kızı burada Sermet? Bence yol yakınken yolla. Dertsiz başına dert alma. Abi kızın halini bir görsen için parçalanır. Mahvolur. Kız çamura batmış. Bitmiş okey'e dönüyor. Elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Kızı bu halde Narin'in karşısına çıkartmam. Narin yıkılır. Benim dükkanda işe başlayacak. Maksat geçmişini unutsun. Bir daha bulaşmasın o pisliğe. Sonra da temiz temiz kavuştururum kardeşleri. Narin bu işi kafasında kura kura kafayı yemek üzere sana söyleyeyim. Yani son zamanlarda halini hiç beğenmiyorum onu. Ben Narin'in kafasında neyi kurduğunu çok iyi biliyorum. O işte kökünden halledeceğim ya. Ben senin kadar emin değilim bu Fırat kazan meselesinde. Bak cümbür cemaat toplanıp hafta sonu için bu Birsellerin Yalıköy'deki malikanesine gittiler. E senin dediğin gibi olsa çoktan bunların birbirine girmesi lazımdı, öyle değil mi? Nereye gittiler? Yalıköy. Hep beraber. Evet. Cümbür cemaat. Hı hı. Güzel. Sermet. Sakın. Yok yok. Peki nasıl olacak bu? Ha? Allah aşkına. Yani geçerken uğradın mı diyeceksin. Boşu boşuna kendini gülüş duruma düşürme bence. Sen bu kardeşini hiç tanımamışsın abi. Ben işimi şansa bırakmam. Bu Velet Birsel bizim karşımıza çıktığı zaman ben onun hakkında bir araştırmada bulundum mu? Bulundum. Bir dakika, bir dakika. Sen onun için mi senin müdürü benim şirkete gönderdin? 2 saat boyunca bilgi almış Silahtar Birsel hakkında bizim Ahmet'ten. Aynen öyle. Bana bak, biz bu Atıf bebesi hakkında ne biliyoruz? Rekor mekor derken maazallah iş gerçeğe biner. Gencecik çocuğu vurmak zorunda kalmayalım sonra. Bir saniye abi. Abi. Ben bir araştırma yaptım. Bir bak istersen. Haritler içerisindeyim. Yemin ediyorum sen kendini bile aşmaya başladın. Estağfurullah abi. Hani senin huyunu bildiğim için bir an araştırma yapayım dedim. Vakit de vardı. Allah'a tebrik ederim. Babası mı? Babası abi. Silahtar Birsel. Adam büyük tekstilci. Aynı zamanda işte emlak spekülatörü falan adam. Erol abinin de iyi müşterisi. Hani ekstradan bir bilgi öğrenmek istiyorsan gider Erol abinin orada bir çay içerim. Öğrenirim ne var ne yok. Harika. Git Mehmet'e sana bir takım elbise diksin. Eyvallah abi. 2 tane mülkü varmış. Satılığa çıkartmış. Bir tanesini gideceğiz, göreceğiz. Beğenirsek alacağız. Arasana abi adamı. Niye gülüyorsun ya? Arasana adamı. De ki Sermet Bey yarın gelecekmiş. Gidelim görelim. Avukatım değil misin sen benim? Sermet, bak kontrolden çıkıyorsun. Atıf Birsel'e bulaşmak iyi bir fikir değil. Abim bu kavgayı duyarsa var ya, ölümlerden ölüm benim. Bir de misafiri var adamın içeride. Kendi bizzat deşerdi sizi var ya.
Ulan sen hangi ara çıktın lan alandan? Ben çıkarım. Ben var ya, ben istesem böyle günde 3 posta çıkarım. Senin ruhun duymaz. Sen benden baş edemezsin Ali Efendi. Şşt. Kızlar, bana böyle sandviç mandviç bir şey hazırlasanız ya. Vallahi karnım kazındı. Cevil! Niye girmedin sen? Şşt. Ya azıcık daha kalacağım. Daha iyi böyle. Şşt. Tatyana, bu şey var ya, Babil'in misafiri. Tanıyor musun sen onu? Benim annesi. Avukatı. İyi arkadaş. Zaten senin narının patron. Vay, vay, vay. Sen görüyor musun? Sen işe bak ya. Sen tezgaha bak ya. Var ya, ben buraya böyle iyice bir yerleşeyim ya. Şimdi ben bu manyağı bu evden daha iyi idare ederim yani, anladın mı? Bu evde garip insanlar oldu ya. Sermet, çocuk kucağına çok yakıştı. Yok be abi, böyle iyi. Allah'ın izniyle anasını da Ali'yle evlendirdiğimiz zaman bir sıkıntımız kalmayacak. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin Ali Bey. Hayırlısı abi. Sermet bak, dediğim gibi yarın orada kendini kaybetmek yok. Yani bana söz verdin, o koşulla aradım. Yok be abi, niye öyle bir şey olsun ki? Ev bakacağız, geleceğiz. Yalnız o Silahtar Bey bizle beraber gelmeseydi iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Allah tarafından. Oraya yalnız gitseydin neler olacağını tahmin edebiliyorum çünkü. Hadi abi, selametle. Eyvallah. Bay bay değerli amcaya. Bay bay. Top oynayalım mı? Oynamak ister misin? Hadi o zaman. Ne zannediyorlar bunlar beni ya? Ha? Benim karşıma bir ordu çıksa değişir mi bir şey? Değişmez değil mi? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Beni gördüklerinde çok şaşıracaklar. Sen de gelmek ister misin? Denizle narini görürsün. Ya da istersen denizle narini alayım getireyim buraya. He? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.